Kuvvetli İcra Kurulu, Kuvvetli Futbol Kulübü'nün İcra Kurulu, Yönetim Kurulu. Şu an için onları toplantıya almadı. Sadece İcra Kurulu'nu aldı. Kıymetli basın mensubu Ağabey Bey'e hoş geldiniz. Hem kulübümüze yeni katılan, hem de bizlerle beraber olan, hem kardeşlerimize, abimize tanıtmak için, hem de 2022-2023 futbol sezonu bizim için çok önemli, çok değerli. Bununla ilgili yapacağımız çalışmalar, hedeflerimizi anlatmak istiyoruz. Sponsorlarımızla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Ve bizim de belki aklımızda soru sorulmasını istiyoruz. Çünkü birkaç tur sosyal medyada da olsun, yerel basında da olsun biraz yanlış bilgilendirme de var. Hem bu bilgilendirmeyi de sizlerin sayesinde de doğru olarak kavuşturmak istiyoruz. Hemen kısaca kendimi tanıtayım hızlı bir şekilde. Hem icra kurulu yönetimini tanıtıyorum sizlere. İsmim Oğuz Erkan, 40 yaşındayım. Mesleğim kasap. Kasaplığı bıraktıktan sonra da reklam işlerini yapıyorum hastanede. Özellikle Şafak Hastanede, Refleks Tıp Merkezi'nde. Onların reklam işlerini yapıyorum. Ayrıca de futbol kulübümüzün hizmetkarlığını yapıyoruz, başkanlığını yapıyoruz. Başkan vekili kardeşim Gökhan Erdem. Mücahit Gümüşköz Genel Kaptanı sağlığıyla ilgili problemleri var, kendisi gelemedi. Mehtap Saymaz, ablamız hem bizim velimiz, hem ablamız hem de altyapı sorumlumuz olarak bir kadın eli değmesi gerektiği için çocuklarımıza, onların aileleriyle ilgili yakından ilgilenmesi için Mehtap ablamız da altyapı sorumlusu olarak kulübümüze hizmet vermeye devam ediyordu. Üzerine koyarak devam edecek inşallah. Kendisiyle ilgili de konuşmaları biraz sonra alacağız. Bediye Yıldız ablamız da bizim sporcusu, oğlu bizim sporcumuz 5 yıldır. U14 ki U13'ten başladı. Şu an U17'ye kadar yükseldi. Kendisi kıymetli bir velimiz de ablamızdı. Dedik abla bizim idare edilmemiz gerekiyor. İdare işlerde abla el atar mısın? Çünkü abla eli, anne eli, kadın eli değilsin diye bunun üstüne basa basa söylüyorum. Sağ olsun Mehtap ablayla Bediye ablamız. İcra kurulumuzda 2 tane kadınımız var. Yönetim kurulunda 2 tane daha kardeşimiz var tabi olarak. Onlar da geniş kapsamlı bir yönetim kurulu toplantısı yaptığımızda yine onları tanıştıracağız. Yavuz Selim Avcı kardeşimiz Beyazışık Diş Polikliniğinde hem yönetim kurulunda hem de bir bölge sorumlusu değil mi abi? Hem de bizim kulüp müdürümüz. Daha sonra da hem siyaseten hem de gençlik enerjisine inandığımız kulübümüzde de bir sağlam hedef koyduğumuzda sırtımızda heyecanlı bir kardeşimiz yağdığımız. Bazen Taşçı abimiz bir hep kurucu yönetim kurulmuyoruz. Hem de Hamitler'de birçok kez proje yaptık. Onun koordinatörlüğünü yaptık. Hem de abilik yaptık bize. Tarzan Bayan kardeşimiz bizim yine kurucu yönetim kurulmuyoruz. Hem kardeşimiz bizim kulübümüzde sporcuydu. Kendisi kulübün kurulduğundan beri imzası var, varlığı var. Hem de bizim sosyal medyada da özellikle Twitter'da da bizim de tanıtımımızı sağlamaya çalışıyor. Efe Beyhan bizim hep sporcumuzdu. U11'den geldi. Şimdi artık 20 yaşlara geliyor yavaş yavaş. O da bizim sosyal medyayı verdik. İşte Twitter'ı, Instagram'ı verdik, YouTube'u verdik. Sağ olsun onlarla ilgili bilgi çekiyor. Hem de tanıtımlarını yapıyor. Şofat abimiz de, Şofat yapımızın hem velimiz de yönetim kurulu üyemiz. İnşallah çocuklarımızın da yakından ilgileneceği. Sağ olsunlar, bizim beraberlik sürecinde Sultan Kemal Futbol Kulübü ailesi Sultan Gazi'deki çocuklarımıza hizmet vermeye 10 yıldır devam ediyor. Tabii 2012 yılında Fatih Sultan Camii'nde kurulduğunda camimizin destekleriyle işte çocuklarımıza bir halı saha takımı kuralım. Bu halı saha takımından sonra işte belgelenmeye, işte tescillenmeye ve kulübün federe olmasına kadar işleyen bir süreç var bu 10 yıl içerisinde. Tabii 2022 yılı, yani geçtiğimiz bu yıllarda bizim kulübün 10. yılı programını da kutladık. U14 kulübümüz şampiyon oldu geçen sene. Hem kupayı almak nasip oldu 10. yılda, hem de 10. yılı muhteşem bir, güzel bir kalabalıkla da kutlama nasip oldu. Şimdi tabii bizim aklımızdan bazı bilinmeyen, bazı bilinen hem yanlışlar var hem doğrular var. Onları da sizlerin de sorularıyla hem de kendi içimizde de istişare ederek, öyle bir işleri yaparak da bunları tartışabiliriz, bunları sizlere verebiliriz. Hem de bizim hedeflerimiz 2022-2023 sezonunda hedeflerimiz neler? Biraz da onlardan bahsedelim.
175 adet sadece aktif lisanslı sporcuyla TFF İstanbul'un TFF'nin U11'den U18'e kadar bütün kategorilerde sporcu sayılarımız yeterli ve lige katılım sağlayacağız. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Sultan Gazi'de bu lige katılan, tüm kategorilere katılan 4. ve 5. kulübüz. Hepsine en son ki vermiş oldukları evlatları tek tek sordum ve öğrendim. Sultan Gazi sporumuz Bağ Ligi'nde, Gazi Mahallesi Spor Kulübümüz Bağ Ligi'nde mücadele ediyorlar. Onların tüm altyapıları kulüplerde devam edecek, ediyor. Ve Zara için de devam ediyor. Bir de İstanbul Gençler Ligi ve sonrasında biz geliyoruz. Bu bizim için büyük bir başarı olduğunu inanıyoruz. Bunu da sizlere paylaşmak istiyorum bu mutluluğu. Çünkü yani hiçbir lokali olmayan, işte gördüğünüz gibi başkasının evinde misafir ettiğimiz için bazen üzülüyoruz ama lokali olmayan, sahası olmayan bir kulübün bütün kategorilerde lige yarışmacı olarak katılması ve başa baş mücadele etmesi, bunları anlatmıştık aslında burada beraber icra kurulu toplantımızda sizleri davet ettik. Çünkü bu tarz oyunlarda mücadele etmek çok zor olduğunu görüyoruz saha içerisinde. Hem masada hem siyaseten, hem masada hem TFF'de hem sahada yani zor olduğunu hakikaten görüyoruz. Burada bulunan oyuncular aslında buradayız. Şimdi sahası olmayan bir kulübün U14'te şampiyon olması, Albayrak Spor gibi, Küçükköy gibi, Hüsretpaşa gibi ilçelerin güçlü takımları, çevre ilçelerin güçlü takımlarını yenerek şampiyon olması bizi çok mutlu etti. Tabi Allah nasip etti. Çocuklarımızın da güçlü mücadele etmesi bizi mutluluğa tarihimizde ilk kez şampiyon olduk. Tabi 10 yıllık bir kulüp ama 5-6 yıldır TFF'nin resmi maçlarında müsabakalarda mücadele ediyor. Onun öncesi camide maneviyat dersleri, değerler dersleri, işte normal bir vakıfın, bir derneğin yapmış olduğu tüm faaliyetlerini yapan bir kulüp. Farklı bir kulüp. Tabi şuna da kızıyorlar. Bunu da mutlaka sorunuz olabilirim. Muhafazakar milliyetçi bir kulüp dediğimizde biraz kızıyorlar. Neden kızdıklarını sorarız. Soru geldiklerinde cevap veririz. Ama bir misyonu olan bir kulübün tanımlaması nasıl olur diye sizlere paylaşmak istiyorum. Yani camide kurulmuş, işte 20-30 tane bir öğrenciyle inanmış bir öğrenci, bu çocuklara değerler eğitimi veren, değerler eğitiminden sonra milli manevi tüm duyguları çocuklara anlatmak için gayret gösteren, bir taraftan da sportif başarı için de çaba gösteren bir yapının nasıl bir tanımı olabilir diye sizin yine sorularınız varsa bunlara göre cevaplayabiliriz. Hani biz bu tanımı çok seviyoruz. Bu tanıma karşı da varsa yine sorularız, onları alırız. Dedim ki 2020 sezonunda özellikle kadın evi değecek diye onun üstüne basa basa söylüyorum. Hem altyapı sorumluz Mehtap abla ile, idare işlerimiz Bediye ablamızla, işte kulüp müdürümüz Yavuz Selim Avcı ile hakikaten başarı elde etmek istiyoruz. Yani geçen sene aldığımız U14'teki şampiyonluğun tesadüf olmadığını, tekrardan aynı başarının işte U14'te 15, 16, 17, 18'ini gelmesi için de hem sponsorluklarla hem saha içi, saha dışı görüşmelerle olabileceğini tekrardan inandığımız için buradayız. Dediğim gibi 175 tane lisanslı aktif oyuncumuz var. 30-40 tane yakında spor okulu öğrencimiz var. Ve bunun akabinde de yeni gelen öğrencilerimiz beraber 45-50'ye yakında değerli eğitim olan yine Haydar Sancak Camii'de, eski isimli Fatih Sultan Camii'de her akşam değerli eğitim alan öğrencilerimiz var. Biz devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii engeller çıkıyor. Sultan Gazi'nin zor bir ilçe, eksikleri var. Ama biz eksiklere rağmen hani hiç ağlanmadan, sızlanmadan bu eksikleri çok böyle tabii bazen sosyal medyada da özür dilerim, sosyal medyada da vurguluyoruz bazı eksikleri ama buna rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz. Tabii rekabetlikleri çok zor. Yani saydığım kulüpler, Sultan Gazi'mizde çok güçlü kulüpler var. Ben Sultan Gazi futbolun hakikaten geliştiğini, çocukların hakikaten yetenekli olduğunu, yani Sultan Gazi Sporumuzun, Gazi Mahallesi'nin, İsmet Paşa'nın, İstanbul Gençler Birliği'nin, Sultan Gücü'nün işte çok güçlü rakipleri olduğunu hakikaten diğer kulüplerinde tek tek saymakla 15 kulüp var. Çok güçlüler. Yani birebir mücadele etmeye çalışıyoruz. Çok iyi takımlar var. Bizi çok yoruyorlar hakikaten. Çünkü saha içerisinde bu çok belirgin oluyor. Yani büyük bir sahada antrenman yapan bir takıma karşı gittiğinizde akvaryumda yüzen bir balığın işte havuza atıldığını, havuza, okyanusa atıldığı gibi bir hale geliyoruz orada. Ama yine bir mücadeleyle başa baş gelmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ne? Gökhan Hocamızın
baş antrenörlüğüyle beraber iki antrenörümüz daha var. Kaleci antrenörümüz var. Bir de 3 kategoriye bakan kardeşimiz var. Hem 5 eğitimi aldı hem de Gross Bay lisansı olan. Onları da inşallah kısa bir dönemde tanıştıracağım sizlerle. Yine hedefimizin şampiyonluk olduğunu tabii ifade ediyoruz burada. Ama nasıl şampiyonluk olduğunu ifade ediyoruz. Dediğim gibi bunu vurgulayarak söylemek istiyorum. Agitasyon diye dramatize etmiyoruz bunu. Yani hiçbir lokale olmayan, sahası olmayan bu kulübün 7-8 branşta TFF'de çıkıp da şampiyon olmak için isteği olmasını sizlerin takdirine bırakıyorum. Çünkü bir başarının özellikle son pandemi döneminden hemen sonra 2 yıllık, 3 yıllık aradan sonra gelmesi ve akabinde geleceğin göstergesi de bizi mutlu ediyor. Tabii bu yalnız olmuyor. Hep sahada bizi görüyorsunuz. Hep özellikle Oğuz Erkan'ı görüyorsunuz. Tabii burada bizi yavaş yavaş yıpratmaya, yormaya ve yüzümüzün eskimeye gösteriyor. Biz diyoruz ki artık yeni isimler, yeni yüzler çıkmamış, sahneye çıkmamış, kendini köşeye çekmiş ablalarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla beraber de 2022-2023 sezonunda başarılı olmak için gayret göstereceğiz. Hani hep derler ki zorluklarla mücadele ediyorsunuz, Sultan Gazi'nin zorluklarıyla bahsediyorsunuz. Tabii Sultan Gazi zor bir ilçe, 15 kulübü var, her kulübün yeri yok. Sadece 5-6 kulübün nizami sahaları var. 4-5 kulübün de kendine ait halı sahaları var. Tabii ki lokalleri olan kulüplerimiz var. Ama bizim gibi sıkıntı yaşayan kulüp sayısı 2 veya 3'ü geçmiyor. Biz niye bu kadar geç kaldık? Tabii onu da idare amirlerimize söyledik. Artık sürecin geldi. Çünkü 10 yıldır mücadele ediyoruz. Onların da en sonki 10. yıl kutlamasında vermiş olduğu sürpriz vardı. İşte eski abitlerde lokalin yapılacağını, ufak bir halı sahanın yapılacağını size tahsis edileceğini bize söylediler. Eski Akutlar Mahallesi'nde inşaatımız devam ediyor. İnşallah da Ekim'in sonuna da oraya taşınmış olacak ve bu bahaneden de kurtulmuş olacağız. Hani sahamız yok, işte yerimiz yok bahanesinden kurtulmuş olacağız. Ondan sonra daha da hedefin büyüyeceğini hep birlikte ifade edeceğiz. Tabii biz özellikle kulüpler birliği adına konuşmak gerekiyorsa ki Burak Başkanımıza burada selamlarımı gönderiyorum. Bizim de genel sekreterlik olarak bize görev verdi. Tabii tam tanımlanmış bir görev yok ama istişare ettiğimizde öyle söyledi. Yani semtimizin takımları, bal liginde oynayan takımları bir sporcu vermek istiyoruz. Ama bir an önce 3. lige çıkmasını istiyoruz. Sultan Gazi'mizin ve Gazi Mahallesi. Çünkü biz genellikle sporcu Eyüp Spor'a veriyoruz. Eyüp Spor'a veriyoruz. Ali Beyköy Spor'a veriyoruz. Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'ne veriyoruz. Çünkü çocuklarımıza burası biraz daha cazip geliyor. Profesyonel takımlar. Ve biz hazırlık maçları yaptığımızda hemen bana şu oyuncuları ver deyip hemen çocuklarımızın aklını çeviriyorlar. Hep bizde profesyonel takımları olduğu için de biraz daha sıcak tutuyoruz. Ama ilçemizde bir takımın profesyonel olması bütün 14 takımın, 13 takımın o takımda çalışması için ilçemizin de gelişmesi anlamında da katkı sağlayacağını buradan yine ifade ediyoruz. Bunun için de çalışacağımızı söylemek için can atıyoruz. Çünkü biz neden Erokspor oyuncu verelim? Kendi oğlum dahil, yeğenlerim dahil. Biz neden Eyüp Spor'a oyuncu verelim? Biz neden Ali Beyköy Spor'a, Arnavutköy Belediye'ye verelim? Kendi takımımız profesyonel olduğu zaman. Bu çok önemli bizim için. Ve Sultanşehir Futbol Kulübü en önemli noktaya geldik. Adem abimizin de burada çok özel eleştirileri var. Seviyorum. Sizleri de tabii yerel basında yazıyorlar. Neden Sultanşehir? Niye durup dururken Fethi 1400'e düştü? Neden Sultanşehir koydunuz? Şimdi biz Fethi 1400'e Fatih Sultan Camii'nin isminden atıf edilerek koyduk. Çünkü Fatih Sultan Camii, çocuklarımıza orada eğitim veriyoruz. Ve Fethi 1400 ismi oradan geldi. Biz 2 yıl, 3 yıl boyunca bu isimle devam ettik. Ama her maç sonrası, her olay sonrası Fethi ve 1400 küfre biliyor. Bize muhafazakar milletçi tanımını burada ifade ettik. Küfre bildiği zaman bizim artık zorumuza gitmeye başlıyor. Çünkü biz o ismin hangi değerlerden geldiğini çok iyi ifade ediyoruz, anlatıyoruz, yaşıyoruz, yaşatmak için uğraşıyoruz. Ama karşı taraf bunu anlamadığı için sürekli küfür ediyor. Ve biz burada üzgün bir halde yöneticilerle hemen toplandık, bir karar aldık. Dedik ki ne yapalım? İşte Sultan Gazi İdman Yurdu, işte Sultan Çiftliği Gücü vesaire vesaire gibi isimler türedi. Tabi o dönemde Sayın Avukat Abdurrahman Dursun seçim çalışması vardı. Ben de yedek meclis üyesi olduğum için seçim çalışmalarında program dahilinde yanında bulunuyordum. Her ifade ettiğimde Sultanşehir dediğinde benim aklımda bir fikir kaldı açıkçası. Ama burada bizi yanlış tanımladılar. İşte Avukat Abdurrahman Dursun böyle bir ifadede bulundu ve siz de bunu koydunuz. Hayır öyle bir şey yok. Sadece ismin hakikaten bizim nefsimize, duruşumuza ve içini doldurabileceğimize inandığımız için
bu riski koyduk. Tabii sonra hemen biraz daha yüklenmeye başladı. Yanlış söylemler başlandığında. Tabii burada bizi üzmediler çünkü biz duruşumuz belliydi. Yani biz kimseye bir icazet alıp da bu riski koymak için gitmedik. Bunu öncelikle söylüyorum. Biz sadece bu risk hoşumuza gittiğini, hatta bizden daha önce davranıp hemen riski tespit edip de dernekten masasına alan kulüpler olduğunda bunu da ifade etmek istiyorum. Orada Sultanşehir Spor Kulübü var. Bizden hemen birkaç gün önce dernekten masasında ismi tescillenmiş. Biz sadece Sultanşehir 1450 Spor Kulübü olarak ismi bu şekilde koydum. Sürecimiz bu. Şimdi hem kıymetli başkan vekilimiz, altyapı sorumlumuz, idarelerimizle kısa bir açıklama yaptıktan sonra da yerel basınımızın da soruları mutlaka vardır. Hem bu arada da kahvaltımızı yapabiliriz çünkü soğumasın diye söylemek istiyorum.